Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Balkonumdan hepinize sevgiler. Bugün Begonya kızlarımla birlikte toplandık. Size bir video çekmek istiyoruz. Peki bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz yapraktan begonya çoğaltılabilir mi? Fakat bundan önce kanalımda begonyalarla ilgili iki videom var. Bunlardan bir tanesi şu gördüğünüz paşa çadırı begonya ile ilgili bir video çekmiştim. Ayrıntılı bakmak isteyenler o videoma bakabilirler. Oradaki begonya annemin begonyasıydı. Ben de şöyle kendime bir tane küçük bir dal alıp diktim. Sonraki videomuz ise aslında hemen hemen bütün evlerde bulunan şöyle gördüğünüz gibi çilli begonya. Çilli begonya da çok çabuk büyüyen, böyle dallanıp budaklanan türlerden, begonya türlerinden bir tanesi. Hatta bizimkinin şu anda budanma ve saksı değişimi zamanı gelmiş. O videoda ilk hallerini görebilirsiniz arkadaşlar. Bir karşılaştırma yaparsanız şu anda bayağı büyüdü. Şöyle dip kısmından da bakın, sürekli yeni dallar çıkartıyor. Şu an toprağa yetersiz geldiği için bunlar çok hızlı büyüyemiyorlar arkadaşlar. Bir toprak ve saksı değişimi yapmamız gerekiyor aslında. Şimdi asıl videomuza geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirim zilinizi de açmayı lütfen unutmayın. Şimdi begonyalar suda bitki köklendirme videomda da anlatmıştım. Aslında suda çok çabuk köklendirebilirsiniz. Mesela bakın ben şu suda köklendirdiğim çilli begonyamı bakın şöyle göstereyim size. Burada hem yapraklar var hem de çelikler var. Göstereceğim hepsini. Bakın şu çilli begonyamı şunun şu ucundan şöyle elimle kırdım, ayırdım ve suya koydum. Bakın köklerine çok güzel kökler oluştu ve hatta şuradan bir minik filizimiz bile mevcut. Bu şekilde çok çabuk köklendirip begonyanızı bu şekilde köklendikten sonra dikebilirsiniz. En basit yöntemlerinden biri bu. Yine şu begonyam, bunun begonya yani tam ismini bilmiyorum ama bu da begonya ailesinden. Bunu da diktiğimde minik bir köktü. Çok çabuk dallanan, budaklanan ve saksısını dolduran bir tür bu da. Bakın arkadaşlar bunun da yine şöyle bir dal kopardım. Bu dalımız da şöyle çok güzel köklenmiş durumda. Peki çok soru geliyor bu konuyla ilgili. Yapraktan begonya çoğaltabilir miyiz, köklendirebilir miyiz arkadaşlar? Ben aslında denediğim bir yöntem bu yapraktan begonya köklendirme yöntemi. Bakın mesela şunlar benim manşet begonyamın şöyle yaprakları. Şunu dikerken şöyle bakın arkadaşlar şu saksımı dikerken böyle eski yaprakları kopartmıştım. Toprak altında kalanları atmaya kıyamadım. Suya koyduğumda şu şekilde köklendiler. Bakın çok güzel köklendiler. Belli bir zaman sonra bu köklerin ucunda böyle minik minik filizler çıkartıyorlar. Bu minik filizleri gördüğünüz anda böyle tabii biraz büyümelerine müsaade edebilirsiniz. Gördüğünüz anda hemen şöyle bir küçük bir saksıya ya da ben şöyle bir pet şişeye diktim. Bakın pet kökler toprak altında kalacak şekilde yaprağımızı çok fazla böyle derine dikmeden yerleştirdiğimizde bakın arkadaşlar o minik filizimiz şöyle hemen toprak üstünden görünmeye başladı. Bu yapraktan çoğaltma yöntemi bakın şurada da köklerini görebilirsiniz beyaz beyaz görünüyorlar. Bu yapraktan çoğaltma yöntemi tabi biraz uzun ve sabır isteyen bir yöntem. Fakat hani eğer imkanınız yoksa böyle minik bir dal alamıyorsanız yapraktan da çoğaltabilirsiniz. Ama en etkili yöntem bu şekilde şöyle çelikten çoğaltma yöntemi arkadaşlar. Çok çabuk köklenen, çok çabuk toprağına uyum sağlayan türlerden bir tanesi. Bakın yine bir tane şöyle paşa çadırı begonyamı koymuştum suya. Bu suya koyduğunuz yaprakların hepsi köklenmeyebilir arkadaşlar. Bakın bunda da bilmiyorum gözüküyor mu ama minik minik kökler oluşmaya başladı. Yine bununla birlikte bir yaprağım daha vardı arkadaşlar. Bakın bu mesela bunda çürümeler olmaya başlamış. Şu kök kısmında böyle yumuşak
yumuşamalar olmaya başlamış. Suyu koyduğunuz yaprakların hepsi kök vermeyebilir, tutmayabilir. Bir kısmında çürüme olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Fakat illaki bir ya da iki tanesi bu şekilde size kök verecektir. Bakın ben bunu gördüm, o kadar mutlu olmuştum ki. Yani gerçekten çok güzel bir duygu üretmek. Özellikle yapraktan üretmek. Sukulentlerde çok çabuk sonuç alabiliyoruz. Fakat bu tarz bitkilerde biraz daha sonuç alma süresi uzayabiliyor. Ben de sizlere arkadaşlar bunu göstermek istedim. Yapraktan nasıl çoğaltmanız gerektiğini. Dikkat etmeniz tek nokta şöyle şeffaf bir şişeye ya da ne bileyim cam bir kavanoza, bardağa koymak. Aslında suda bitki köklendirme ile ilgili bir videom var. Orada da ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bu şekilde cam bir kavanoza koyup aydınlık bir ortama yerleştirirseniz çok çabuk kökleniyorlar. Sadece bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii arkadaşlar şu çilli begonya videomu çekerken yine begonyaların hepsini böyle bir araya toplamıştım. Ondan sonra aramıza yeni eklenenler oldu. Tabii biz bitki severler böyle aileyi sürekli genişletiyoruz. Şunlar da onlardan bir tanesi. Bu da bir begonya türü. Bunlar da çok çabuk toprağa uyum sağlıyorlar. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Yani bu şekilde çok rahatlıkla köklendirebilirsiniz. O zaman ben de bu minnoş yaprakla size veda etmek istiyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Bakın size çilli begonyamın çiçeğini göstermek istiyorum. Üstünde bir tane var ama şu an çok güzel. Bu şekilde pembe çiçekler açabiliyorlar. Kendinize lütfen çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla ve huzurla kalın.